Selefi Trump inanmıyordu, Biden ise uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, son aylarda ülkedeki her üç yerleşim yerinden birinde felaket yaşandığını hatırlattı. İklim değişikliği kaynaklı afetlerin 2021 bilançosunun 100 milyar doları geçeceğini söyledi. Geçen yıl 99 milyar dolara mal olan felaketlerin sebebinin iklim değişikliği olduğunu kaydetti. İklim değişikliğine yol açanında insanoğlu olduğunu vurguladı. Dünyada iklim değişikliğini kişisel tehdit olarak algılayanların sayısı da her geçen gün artıyor. Amerikan Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayanların üçte ikisi iklim değişikliğinin kendilerini etkilemesinden endişe ediyor. Ankete katılanların %80'i de iklim değişikliğiyle mücadele için yaşam ve çalışma tarzında değişiklikler yapabileceği görüşünde. İklim krizini derinleştiren unsurlardan biri de küresel tarım sübvansiyonları. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre, yarım trilyon doları bulan sübvansiyonların %90'ı doğa ve insan sağlığı için zararlı. Zengin ülkelerdeki devasa et ve süt endüstrisinin küçülmesi, düşük gelirli ülkelerde kimyevi gübre sübvansiyonlarının azaltılması gerekiyor. Bu sübvansiyonlar iklim krizini körüklüyor, çoğunlukla kadınların sahip olduğu küçük çiftlikler açısından eşitsizliğe yol açıyor. Dünyada küresel gıda sistemi de çöküşte. 2020 verilerine göre dünyada 2 milyardan fazla kişi obeziteyle mücadele ederken 800 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor.